tarihte Teodora Kulübesi diye geçiyor. İstanbul'daki Ayasofya'yı inşa eden Justinianus'un eşi Teodora tarafından yaptırılmış burası 540 yılında. Dikkat edilseniz 8 temeli bir yapı. Ayasofya'da Pamukkale'de ve Efes'te var bu benzeri. Bu yapıları daha çok vakıfhane olarak diye inşa ediyorlardı. Ama o dönemlerde insanlar 30 yaşa vardıktan sonra vaftiz oluyorlardı. Bunun nedeni çünkü İsa Mesih 30 yaşındayken vaftiz oldu. Kilise batağı kısalıktır. Savaşta birçoğu insan 30 yaşa varmadan önce ölüyor. 4. yüzyıldan sonra bebekken vaftiz etmeye başladı. Ama bu ise o amaçla hiçbir zaman kullanılmadı. Sadece yeni kısalıklı olarak kullanmışlar. Her gün ibadet yapılıyor, sabah, öğlen ve akşam. Günde 7 vakit ibadet var kiliselerde. İbadetlerin 3 tanesi toplu, 4'ü bireysel. Dışarıdan kimse katılmıyor. Süryani halkı olarak gelebilir, o da uzay. Kendi köylerinde kiliseleri ve din adamları olduğu için gelmiyorlar. Burası 5. yüzyıldaki yapılış amacı, nüfus çok yoğundu o dönemlerde, sadece bu manastırda 1000'e yakın rahip yaşıyordu. Bir ilahiyat fakültesi olarak kullanmışlardı ve o dönemlerde 3 tane resmi dil öğretiyorlardı. Yunanca, Farsça ve Süryanca. Ama her manastırın içinde bir Meryem Ana Kilisesi bulunur, isim saygıdan dolayı veriliyor. Kilisenin özelliği, az önce ana binada bahsetmiştim size, girilmeyen kutsal bölüm, İçeride sunak ve yön yine doğuyu gösteriyor. En son kullandığımız alfabe, şurada kardere görebilirsiniz. Bu da Serpo diye okunur. Aynı harf 22, artı 11 sesli toplam 33 harften oluşuyor. Yazılışı sağdan soladır dünyanın en eski dillerden bir tanesi. Süryani halkı bu dili konuşuyor, yazıyor ve okuyabiliyor çünkü ibadetler Süryanice olarak yapılıyor. Ve yazı şunu anlatıyor Süryanice'de, Plyonte Tumoran Mefabro, yani Mesih'in mezardan dirilişi. İbadet yapılırken bir de kiliselerde namaz var, bildiğiniz değişti olayı. Bunu Süryani ve Mısır'da yaşam Kıptiler halen devam ettiriyor. Her dua esnasında 3 kez halkla beraber namaza durup secdeye gideriz. Halk oturur, daha sonra çift koro, ilahiler şeklinde ibadetlerimiz oluyor. Bayramlarda ve pazar günlerinde secdeye gidilmiyor onlar dini günler olduğu için. Ve çok sade bir kilise batıya göre. İçinde resim, ikon, heykel yok. Bizde sadece perde. Bu da Süryanilerin en sanatlardan bir tanesi, bir mez basmacılığı. Bunu yapan teyzemiz birkaç sene önce öldü, onunla beraber kaybolup gitti. Bunlar bilgisayar baskısı ama onun yaptığı, kullandığı kök boya, taş ve tahta baskıları ve birçoğu kiliselerde onun eserleri halen duruyor. Süryanilerin %70'i Ortodokstur. Çünkü ana yurdu burası Mezopotamya köken Asurilere, Aramilere, Akatlara ve Babillere kadar dayanıyor. Yani bu halkın geçmişi 5500 yıllık topraklarda ama Hristiyanlığı kabul edene 2000 sene oldu. Eskiden bu yöre daha çok kullandığımız Trabzon bölgesi, Mardin, Cizre, Hasan Kefenus Albini kapsıyor. %90'ı Süryaniydi. 70'lere kadar 10 binlerce vardı ama günümüzde %1'i bir. Süryan kilisesi çünkü din adamlarını öldükten sonra onları sandalyede oturur pozisyonda. Tören Yafetli'yle ve Doğu Yabakar şekilde gömer. Sadece din adamlarını oturarak defnediyor. Halk ise yatay vaziyette sırt üstü ve dışarıdaki mezarlıklarda. Neden oturarak? Sancıdandır İsa Mesih'i kıyamet gününde hazır bir vaziyette karşılamak için. Doğuya bakmak sebebi tekrar doğudan geleceği için. En son defin burada 1984'te olmuş, o da bir metropolitti. 85'ten beri bu yana aynı metropolit burada hizmet ediyor. Mezarlar 1,5 metre derin, içinde toprak yok. Lahit dediğimiz taşlarla kapatıyorlar. İnsan belli bir zamandan sonra zaten çürüyor. İhtiyacı olduğu zaman en eski mezarı açıyorlar. Kemik
kemikleri çıkartmıyorlar, kenara alıyorlar, bir başkasını defnediyorlar. Ve aynı mezarı bu şekilde birkaç kişi için kullanabiliyorlar. Burası Azizlerin evidir. Yapılış tarihi 449. Mezar dediğim, nişlerin içindeki olanlar 15 tane ama içinde 12 bin Aziz'in kemikleri defnedilmiş bir mezarlık bölümüdür. Burada 12 bin Aziz yatıyor. Artık burası kullanılmıyor. Her cumartesi akşamı burada toplu bir duamız oluyor. Dışarıdan gelen Süryani halkı burayı muhakkak ziyaret eder, dua eder. Çünkü Mor Gabriel Manastırı Süryaniler için Kudüs'ten sonraki gelen ikinci kutsal mekanlarıdır. O dereceye kadar büyük bir önem taşıyor ve Süryanilerin en büyük manastırı. En önemli mezar şurada yerde. O büyük bir aziz buranın ismini alan Mor Gabriel'in mezarıdır. Mor Gabriel'in yaşadığı yıllar 594-668-74 yaşındaydı. Onun mezarı açık olmanın sebebi toprak var içinde insanlar bereket, şifa niyetiyle alıp kullanıyorlar. Herkes kendi inancına göre. Ama yerde olmanın sebebi mütevazi ve alçak gönüllü olduğu için mezarını ayakların altında istemiş en alt seviyede. Rahibeler yaşıyor. 14 rahibeden bahsetmiştim. Orası metropolitinin yeridir. En üst din adamı. Şöyle hemen karşıda rahipler. Yukarısı personel ve sağdaki olan son bölüm öğrencilerin yurdu. İçi kubbe var ya, dışı kare olan bina. Bakın şu karşıdaki olan bina. Bunlar taş olduğu için yazın sizin kışın sıcak.